Normalde geçen gelmesi gereken video gelecekti fakat yine araya bir şey girdi ve bu konu hakkında video yapmak zorundayım. Fetullahçı komplo teorisini Cevheri Güven akıl almaz bir video yayınladı. Bildiğiniz üzere TÜGVA skandalı patladı, bir sürü belgeler yayınlandı. Ben de bunları indirdim ve inceliyorum. Tabi böyle videolar uzun zaman alıyor incelemek için. Şu an gazeteciler de tıpkı benim gibi araştırıyordur işte isimleri, bağlantıları, haberleri vesaire. Bu işin araştırma ve veri toplama kısmından sonra bir de bir araya getirme, bir de yorum katma olayı var ki böyle videoları zor yapan olay aslında bu. O yüzden videolar böyle zaman alıyor. Ben şu an 3-4 ayrı olayı da paralel şekilde araştırıyorum bir yandan da belgeseli çekerken. İşin zorluğu burada yani. Her ne hikmetse Cevheri erkenden bir video yayınlamış. Çocuklar da bana attı, abi hemen izle bunu diye. Videonun başlığı TÜGVA'nın 80 milyonu fişlediği yazılımı kullandım diye bir video. Videonun başında kendisinin değil başkasının kullandığını söylüyor. Yani başlık yanıltıcı, clickbait. Ardından da video başladı ama var ya, yani sinirden yemin ediyorum duvarları yumrukladım izlerken. Cevheri Güven'in gazeteci olmadığını, komplo teorisini bir Fethullahçı olduğunu zaten söylüyorduk ama bu artık farklı bir seviyede. Bu herif bugün itibariyle patlamıştır ve açık konuşacağım, bu adamı savunmaya kalkan tatlısı solcuların da beyni yoktur. Neden mi? Cevheri video başladığında TÜGVA'nın ERP adına bir yazılım kullandığını vurgulayıp duruyor. Klasik olarak da Bylock'la karşılaştırma yapıp ERP aşağı, ERP yukarı diyor. Dedim ya, bu adam ciddi mi acaba? Hani gerçekten bu kadar aptal mı? Ve evet, gerçekten bu kadar aptal. ERP'nin bir yazılım olduğunu sanıyor haspam. İşin absürt yanı, biri de çıkıp demiyor ki hacı sen ne anlatıyorsun ya? Şimdi aranızda kurumsal işlerde çalışanlar zaten gülmekten yere yatmıştır ama bilmeyenler için bir anlatayım ben. ERP diye bir program yok. ERP yani Enterprise Resource Planning, yani kurumsal kaynak planlaması, bir genel kavramdır. Yani böyle bir program yok. Bu bir program çeşidi. Yani bu şey gibi. Abi bir hesap var, inanılmaz içerik paylaşıyor, takip et. Tamam kanka, adı ne, nerede? Sosyal medyada. Hayır anladım da hangi sosyal medyada? Sosyal medyada. Yahu tamam, Facebook mu, Instagram mı, Twitter mı? Sosyal medyada. Anladınız mı ne demek istediğimi? ERP sistemleri neredeyse tüm şirketler tarafından kullanılan bir sistem çeşidi. Üretimden tedarik zinciri yönetimine kadar, mali yönetim, proje yönetimi, insan kaynakları yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteriler, tedarikçiler ve çalışanları da girebileceğim bir veri tabanlığıyla adı üstünde yönetim program çeşidi. Bunların bir sürü çeşidi var. Büyük şirketlerde genelde kendileri yazdırdılar bu programı. Bunun bir de eklemesi olan CRM vardır. Customer Relationship Management, yani müşteri ilişkileri yönetimi. Buradan da genelde akviz dediğimiz, yani müşteri kazanımları yapılır. Bunların notları alınır, aranır bu adamlar genelde. Sorulur işte, memnun musunuz, istediğiniz bir şey var mı, nasıl yardımcı olabiliriz diye. Bu bilgilerde sipariş geçerse sistemden üretime, departmanına geçer oradan. Oradaki sistemden de siparişleri görürsün böyle. Yani bütün şirketin genel olarak kontrol edebileceğin bir sistemin adıdır bu. Yani böyle bir program yok. Buna çok ayrı takıldım çünkü aynı sistemden her şirkette olduğu gibi bende de var. Ve yıllardır kullanırız bunu yani. Bunu bilmemek delilik ya. Savunulur hiçbir yönü yok arkadaşlar bu adamın. Patladı, rezil oldu gitti ya. Ve sürekli de ERP diye sistem adıymış gibi telaffuz ediyor. ERP diye bir sistem var, ERP diye bir sistem var. İlk başta gerizekalı olduğu için yapıyor sandım ama sonra dank etti beni kafama. Benim ana dilim Türkiye Türkçesi değil bildiğiniz üzere. O yüzden geç fark ettim. Benim lügatım biraz farklı. Türkiye'de böyle herhangi bir software konusu olunca, böyle bir platform konu olunca başına E koyarlar. İşte E-Devlet, E-Okul, E-imza, E bilmem ne. Anladınız yani, halk E harfini böyle şeylerle bağdaşlaştırıyor. Bu da sürekli ERP dediği için ben geç anladım olayı. Diyeceksiniz ki programın adı yok mu? Belki de ismini bilmediği için ERP diyordur. Yok. Çünkü ERP diye gösterdiği sistem ERP sistemi değil. Mernis adlı veri tabanı. Ondan hariç de defalarca ERP adındaki sistem diye cümle kuruyor. Yani harbi ERP adında bir program var sanıyor ya da takipçilerini kandırıyor. Bu konuyu burada kapattık. Tamam. Şimdi gelelim diğer konuya. Bu gösterilen şey ne böyle? 2010 yılından önce yaklaşık 50 milyon vatandaşa ait temel kimlik bilgilerini içeren 7 GB büyüklüğünde bir veri tabanı çalındı veya sızdırıldı. Orasını tam bilmiyoruz. Sızdırılan veri tabanında 2011 seçim öncesinde seçmen sıfatı kazanmış 46 milyon 611 bin kişinin TC kimlik numaraları, anne baba isimleri, nüfusa kayıtlı oldukları yer, doğum tarihleri ve bugünkü Mernis'e kayıtlı adresleri vardı. Büyük bir skandaldı o dönem, bilenler bilir. Şimdi bu olayı hatırlamayanlar belki 2015 yılında olanı hatırlarlar. Biliyorsunuz Türkiye Suriye dahil olunca ilk defa global ölçekte propagandaya maruz kalmıştı. Suriye'de her ülke kendisinin iyi tarafta olduğunu anlatıp karşı tarafı karalıyordu. Yani klasiktir bu. Türkiye'de işte siz IŞİD'e destek veriyorsunuz, YPG onlara karşı savaşıyor propagandası sürerdi. İşte Ruslar Call of Duty oyunundan görüntü yayınlamıştı ve bunların uydu görüntüleri olduğunu iddia etmişti. Rezil olmuşlardı. Yine böyle Rus troll siteleri Bilal Erdoğan'ın Yeristan adlı lokantada fotoğrafını Erdoğan'ın Enerji Bakanı oğlu IŞİD komutanlarıyla görüşürken diye paylaşmıştı. Evet evet, Enerji Bakanı Albayrak ve Erdoğan oğlu değil, biliyorum biliyorum, bunu ben de biliyorum ama Rus trolleri böyle yazardı. Velhasıl 2015'te internet aleminin en büyük şov grubu olan Anonymous çıktı. Türkiye Kürtlere karşı IŞİD'i desteklediği için biz onları cezalandıracağız dedi. Bu açıklamayı yaptıktan sonra da bu 2010'da çalınmış bilgileri paylaştı. Halbuki zaten yayılmış bilgilerdi. Yani bir yeri hackleme durumu falan yoktu. Fakat Anonymous Sazanov işini iyi yapar bildiğiniz üzere. Çok iyi avlar sazanları. Bizim
gerizekalılar da çok severler Anonymous'u. Sonra bir Biji Kürdistan falan yazar, göt olur bizimkiler. O dönemi hatırlayanınız varsa ağır böyle elektrik kesintileri falan da olmuştu. Hatırlıyor musunuz? Böyle birkaç gün süren üst üste olan bir elektrik kesintileri olmuştu ülkede. Tam da o zamana denk getirdiler bunlar bunu. Birçok insan da buna inandı. Sonra Binali Yıldırım çıktı. 50 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerinin çalındığı haberler doğru değil. Bu olayın güncel değeri yok demişti Yıldırım. Bu haber çok eski bir haber. 2010 yılında da böyle bir iddia ortaya atılmış. Şu an ortaya çıkan haberlerin güncel bir değeri yok. Bu bildiğimiz bir konudur. Geçmişte yaşanmış bir hadisedir diye konuşmuştu. CHP ise iddialara kayıtsız kalmayarak konuyu meclis gündemine taşımıştı. Bu konu hakkında Sözcü'nün 2016 yılında 50 milyon vatandaşın kimlik bilgileri internette diye haberi var. Okuyabilirsiniz. Keza bir sürü başka sayfada da haber var o dönemlerden. Bir de haberde Yıldırım'ın kimlik bilgileri de sızdırılan veri tabanında yer alıyor diye böyle paylaşılmıştı veya Erdoğan'ın bilgileri bile var diye haber geçiyorlar. Hatta Hakan Fidan ve Bilal Erdoğan'ın yok diye bilgi de geçiliyor. Bunlar önemli bu haberler çünkü dop dolu, vahim, bilgi dolu video çektiğini söyleyen Maklube videosuna bu sistemi göstererek şov yapıyor. 50 milyon vatandaşın bilgisi zaten internette. Çıkıp tek tek Akşener'i, Kılıçdaroğlu'nu göstermene gerek yok ki. Herif sırf dram kasmak için uzun uzun anlatıyor. Bu sistem bende de var arkadaşlar. Biliyorum. O dönem herkes indirmişti. Hatırlayan hatırlar. Şimdi kimse böyle o illegalmiş falan ayağına yatmasın. Herkes indirmişti bunu internette. Sosyal medyada da çok ama çok gündem olmuştu. Hatta ilk aratılan şey Tayyip Erdoğan'ın kimlik bilgileriydi ve gruplarda paylaşılırdı böyle. Ya ulan o değil de sanki bunları bir tek ben hatırlıyorum gibi. Yani siz yok muydunuz oğlum o esnada? Truman Show mu bu? Ülkede bir tek ben mi hatırlıyorum bu olanları? O dönemde Bilal Erdoğan yok diye gündem olmuştu. Ben de o dönem Türkiye vatandaşı değil diye tahmin etmiştim. Hakan Fidan'ın da neden kayıtlı olmadığı zaten malumdur herhalde. Bu sürpriz değil yani. Şimdi ERP diye bir sistem yok. Gösterdiği Mernis'in veri tabanı. Yani tüm bu video koca bir rezillik. Bir de AYM başkanını gösterip ibret alem için bilgilerini gösteriyorum falan diye parmak sallıyor böyle. Tamam cevheri alemdar anladık, tamam kesin öyledir. O değil de 30 dakikalık videoyu çok kısa sürede patlattık. Yani geride bir şey kalmadı. Bir de arka planı anlatayım madem merak ediniz varsa. Cevheri videosuna sürekli paralel yapı ERP programı falan diyor ya. Bir noktadan sonra artık böyle gerçekten nefrete dönüşüyor bu. Yani gözünden görüyorsun onu falan. Sebebi de şu, Fethullahçıların bir inancı vardır. Şimdi Fethullahçıların bedduası üzerine işte bize FETÖ dediniz, Bayrok dediniz, paralel devlet dediniz falan, aynısını da siz yaşayacaksınız derdi Fethullah Gülen. Bunlar da işte o dönemden beri böyle yaşanacak bu kutlu olayı beklerler. Yani Cevheri'nin olayı aslında bu, hem kendince intikam alıyor hem de kendisini izleyen örgüt üyelerine bakın bahar geliyor artık mesajı veriyor. Zaten bu videonun sonunda yine emniyetteki Fethullahçıları koruma olayına başlıyor. İşte onlara iftira atıldı falan ayağına. Bilmeyenler için Cevheri'nin videolarında bu Fethullahçı tayfa yüceltilir. İşte onlar varken her şey çok iyiydi falan diye karşı tarafta hep şeytanlaştırılır. Yani özetle yine 30 dakika Fethullahçı sıçmayı izledik. Bu arada Cevheri'yim bir arada şu sizin sistemlerden bahsetsene ya. Onlar ben daha enteresan buluyorum böyle. Hani çeteli tuttuğunuz mütevellilerin girildiği, öğrencilerin yönetildiği, sizin hizmet tayinlerinin verildiği sistemlerden bahset. Onlar bana daha enteresan geliyor böyle. Son olarak ERP yazılımcıları kimse bunlar araştırılsa tutuklansın diye hedef gösteriyor. Videoda ERP sistemi göstermediği için bu konu hakkında bir tahminim yok. Çünkü videoda gösterdiği bir ERP sistemi değil. Ama eğer TÜGVA'nın kendi yazdırdığı bir ERP sistemi varsa tahmin ediyorum ki eski Fethullahçı bir ekip yazmıştır. Çünkü uzun süre bunlar bu pazarı domine ettiler bu konuda. Hatta büyük şirketlerin bayiliğini alabilmek için ERP sistemini Fethullahçılardan almak zorunda olurdun. Yoksa seni piyasada barındırmazlardı. On binlerce dolar tutardı bunların lisansları falan. Eğer o ekip eski Fethullahçıysa ki olabilir çünkü en çok tecrübeli olanlar onlardı bu konularda. Kendisi de aklı sıra böyle intikam alıyordur. Yani bak bizi sattınız şimdi sizi sikeceğim gibisinden. Fakat burası tahmin çünkü yine her zamanki gibi videolarında bir kanıt yok ve çoğu bilgi yanlış. Yani bir ERP sistemi göstermiyor ki ben size bunu araştırayım şirketi bulayım. Gösterdiği Mernis sistemi. Neden bu kadar kızıyorum bunu da söyleyeyim şimdi size. Şimdi benim gibi insanlar oturmuş deli gibi belge evrak tarıyor. Bunları not alıyor. Kronolojik hale getiriyor. Sonra bir Cevheri çıkıp zart zurt yalan yanlış bilgi sıçıyor. E hani burada adalet? Yarın ben çıkıp hazırladığım TÜGVA videosunu yayınlayınca benim emek verdiğim ciddi araştırmalarım şu salak yüzünden heba olacak. Kimse bana inanmayacak. Hayır bir de CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TÜGVA'nın ERP isimli yazılımıyla Türkiye'deki herkesin kişisel bilgilerine ulaştığını ortaya çıktığını söylemiş ve Soylu'ya da sorular yönetmiş. Sonra ben bu muhalefetten bir bok olmaz deyince hüngür hüngür ağlıyorsunuz. Hadi Cevheri gerizekalısı yaptı böyle bir video. Yahu sen koca milletvekili nasıl düşersin bu sazan avına? Şimdi Soylu çıkacak ne diyecek biliyor musun? Aynen benim dediklerimi söyleyecek bu videoda. Diyecek ki işte siz var ya siz şöyle yalancısınız, ERP'ymiş haha böyle bir sistem mi var falan anlatacak ve sen göt olacaksın. Niye? Neden? O kadar konu varken bir Fethullahçının gazına geldiğin için. Türkiye'deki muhalefet konuşması gereken yerde susar, susması gereken yerde konuşur. Türkiye'de muhalefet iktidar olamamış AKP'dir çünkü. Kısa ve özetle bu konuyu merak edenler için bilgilerimiz internette miymiş abi falan diye soranlar için evet günaydın 10 yıla yakındır internette. E fakat gençseniz eğer yaşınız çok gençse seçmen olarak kayıtlı değilseniz sizin bilgileriniz orada yoktur. Veya 10 sene evvelki adresiniz aynı değilse o bilgiler orada yoktur. Kısa ve öz bu.